Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size pullu babet ördüğümde pulları nasıl taktığıma dair kısa bir video çekmek istiyorum. Instagram sayfamda birçok arkadaşım nasıl taktığımı daha önce videolarım var. Hem hazır taban üzerine hem de örgü taban üzerine tarifini verdiğim pullu babet. Fakat ön kısmını bir pullara dizerken kısa bir video çekmemi isteyen arkadaşlarım vardı. Onlar için bu videoyu çekiyorum. İpek Kraftçım selamlar buradan. İnşallah faydalı olur. Bu kez anlatabilirim net bir şekilde. Şu şekilde arkadaşlar, ben ön sırayı değil de bunu tersten bu tarafa geldiğimde pulları diziyorum. Gayet de muntazam. Hiçbir şekilde dik durmuyor. Yatık duruyor. Göstereceğim şimdi. Video çekmeyeli de uzun bir ara oldu arkadaşlar. İnşallah bundan sonra çekim işlerine birazcık zaman ayırmak istiyorum. Şu şekilde arka dallarından iki tane alarak iki aldım. Şimdi geriye döneceğim. Bu sırayı ikinciye batarak başlıyoruz. Buraları zaten biliyoruz. Şöyle daha da ışık bir ortam hazırladım. Önceki videolarımda biraz sıkıntım oluyordu arkadaşlar, kusura bakmayın. Zor bir aşama bu video çekmişi. Gece çektiğim oluyor, sesim kısık çıkıyor. Gündüz bazen hava açık olmuyor, ışık sıkıntısı oluyor. Şu zincir pul şeylerine batmıyorum, başlarına bakın. Buradaki İki tane battım. İkinciyle yanındakine hemen o pul başlarını atlıyorum. Çünkü o zaman fazlalaştırmış oluruz. Yani ben ördüğümde tersten böyle pul başı oluşuyor burada. Ben bu şekilde örüyorum. Muhakkak birçok arkadaşımın tarifi var. Pullu babet tarifi. Herkesin pul takma stili farklı. Örgü stili farklı. Buraya batmıyorum. Aradaki iki sık iğneleri içlerine batarak devam ediyorum. Şöyle 11 sıraydı. Son pulumu dizeceğim. 37 numara uygun bir babet bu. 12 sırada tamamlayacağım. Çoğaltma, arttırma işlemini. Sonda bir tane daha var. Ona da batıyorum. Arkadan alıyorum. Çift aldım da oluyor arkadaşlar. Değişiyor benim sürekli yaptığım işlemler. Şöyle bir ikinciye batarak başlıyorum. Bunu zaten biliyor arkadaşlarım. Kamera açısını ayarlayayım bir. Bilen arkadaşlarım, öğrenen örgücü arkadaşlarım bilir. İkinciye batarak başladım. Burada 12 tane pul dizip, yani burada arttırma yapıyoruz. O nedenle üst sırada da üçüncüye batarak başlayacağım. Bakın, şöyle pulumu aldım. Tığımı, yani arkadan öne doğru geçirdim. İpi içinden dolayıp şöyle pulumu direkt alta doğru elimle bastırıyorum arkadaşlar. İpimin başını alıp ikisini bir çıkıyorum. Şu şekilde. Bunu terse çeviren arkadaşlar da oluyormuş herhalde. Üstten, yani ben alttan direkt hemen elimin altından iki tane
zincir çektim. Tekrar puluma taktım. Şöyle arkadan öne doğru tığımı geçirdim. İpimin başını alıp şöyle pulu şu şekilde, arkadaşlar bakın, bu şekilde elimle hemen alta doğru bastırıp ipimi öyle çekiyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. 1 2 pulumu aldım. Alttan arkadan şu şekilde tekrar göstereyim. Sol elimde pulumu tutuyorum. Arkadan öne doğru tığımı geçirdim. İpimi aldım. Hemen ipimi aldığım anda pulumu elimle böyle parmağımla bastırıyorum. İpim, ilmeğimi çıkarıyorum. İki pulumu taktım. İpimi geçirdim. Bu şekilde. İki adet pulumu taktım. Alttan hemen parmağımla tutturdum. Şöyle bastırıyorum. Yani bastırmamın bir şey yok arkadaşlar. O pul sabit dursun diye o şekilde yapıyorum. Böyle arkadaşlar bakın. Pullarım birazcık mat olmadığı için ışıktan çok böyle şey duruyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Işık yansıdığı için bu şekilde görüntüsü var. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu kadardı. Dediğim gibi ben döndüğümde yapıyorum. Pulları takıyorum. Yatık durmasının nedenlerinden biri de bu. İnşallah anlamışsınızdır. Bu kadar faydalı oldu diye düşünüyorum. Yeterli. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.